Rusya'nın krizi 24 saatte durdurulmuş gibi görünen ama bitip bitmediği konusunda henüz uzmanların bile emin olmadığı Wagner mevzu. Bugün itibariyle bu harita şunu anlatıyor. Rostov'dan çıkıp Moskova yönünde ilerleyerek başkenti bir şekilde rahatsız etmek ya da yönetimi devirmek ya da farklı şeyler amacında olan Wagner güçleri İlerlediler. Rostov'dan Moskova'ya 1200 kilometrelik bir yol var ki o yolun öncesinde Lipex'te bir e, durdular. İleriye de gidemediler, durduruldular. Durduruldular Rusya tarafından. Bugün itibariyle biz yayına başlamadan önce de yine e, Wagner cephesinden Wagner'in lideri brogojiden e, bir kirogocjinden bir açıklama geldi. Bizim niyetimiz Putin'i devirmek değildi. Kimseyle anlaşma imzalanmadı zaten. Biz adalet için yürüyorduk Moskova'ya doğru bizi durdurdular dedi. Prigojin, Rus paralı asker grubu Wagner'in hafta sonu yaptıkları ve devamında gelen müdahale çok konuşuldu biliyorsunuz. O da diyor ki amacımız Wagner'in yok olmasını önlemekti. Yürüyüşümüze adaletsizlik nedeniyle başladık. Rus askerlerinin kanını dökmemek için geri döndük. Rus havacılığını vurmak zorunda kalmaktan pişmanlık duyuyoruz dedi. Açıklamada bir tarihe de dikkat çekti. Kimse Rusya Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzalamayı kabul etmedi. Hiç saldırganlık göstermedik ama füzelerle ve helikopterlerle vurulduk. Wagner 1 Temmuz itibariyle zaten lağvedilecekti dedi. Bunlar tabii ki uzmanların yorumlamasına ihtiyaç duyduğumuz konular. Şimdiden duyuru da yapalım. 20-30'da neden programında bu konuda söz söyleyebilecek isimlerle ne oldu Wagner işinde diye de soracağız. Paylaşmaya çalışacağız. Ama bildiklerimizden birini, bizim de söz söyleyebileceklerimizden birini aktaralım yine aynı konuyla bağlantılı olarak. Çünkü Wagner haliyle Rusya için Ukrayna'da da çatışmaların içindeydi. Moskova'ya doğru yürüyüşleri ya da karşı saldırının üzerine bıraktıkları cephelerde de Ukrayna askeri hızlı ilerleyiş sağladı. Ukrayna-Rusya savaşında çatışmalar Wagner krizinin gölgesinde devam ediyor. Gece saatlerinde Ukrayna'nın birçok noktasına hava saldırıları düzenlendi. Ukrayna Devlet Haber Ajansı Suspil'ine Rusya'ya ait 3 seyir füzesi ve İran yapımı 8 insansız hava aracının düşürüldüğünü yazdı. Ukrayna güçleri ise Rusya'da oluşan iç karışıklığı fırsata çevirdi. Özellikle kritik noktalarda göğüs göğüse çatışmalar yaşandı. Mayıs ayında Rusya'nın kontrolüne geçen Bahmut'ta Wagner'in bölgeyi terk etmesinin ardından zafiyetler oluştu. Ukrayna birlikleri kentin iki uç noktasında bir kilometrelik ilerleme sağladı. Ukrayna Savunma Bakanlığı karşı taarruzun başladığı 4 Haziran'dan bu yana güney hattı boyunca 130 kilometre kare alanın geri alındığını açıkladı. Liman, Mahmut, Avdi, Kave ve Marinka yönlerini içeren hatta bir hafta içinde yaklaşık 250 çatışmanın yaşandığı tahmin ediliyor. <laughs> Diğer taraftan Ukrayna'ya yardımlar da devam ediyor. Avustralya hükümeti Ukrayna'ya yeni bir yardım paketi açıkladı. 73 milyon dolarlık paket çok sayıda mühimmat ve ekipmanı içeriyor. Bu ek destek, Rusya'nın yasadışı ve sebepsiz savaşı karşısında büyük cesaret göstermeye devam eden Ukrayna halkına yardım ederek gerçek bir fark yaratacak. Ukrayna'ya yardım eden bir diğer ülkede İngiltere. İngiltere Savunma Bakanlığı ülkede eğitilen askerlere ilişkin açıklama yaptı. 5 haftalık zorlu eğitimle sivilden askere dönüştürülen kişi sayısı 17 bin olarak açıklandı. İngiltere Savunma Bakanlığı 2024 yılına kadar yaklaşık 30 bin kişiye eğitim vermeyi hedefliyor.